Hoş geldiniz. Modena'da Villa TV kurucusu Niyazi Oylan ben. Bugün Kuşarası Yavansu Mahallesi'nde arkamda görmüş olduğunuz gibi çok özel bir villaya geldik. Bu villamızla ilgili hemen size tiyolar vermek istiyorum. Bu villamızda toplamda 3 katlı kapalı otoparkımız var, hamam var, sauna var, sinema odası var. Muhteşem bir işçilik var, muhteşem bir kalite var. Daha önce bu şekilde bir villa görmediğinizi düşünüyorum. O yüzden videoyu da sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu muhteşem villamızı şimdi birlikte tanıyalım. Şu anda villamızın ilk giriş kısmındayız. Buradan plaja da mesafemiz 1100 metre mesafede bulunuyor. Ve ayrıca isterseniz evinize geldiğiniz zaman hemen benim sağ tarafımda bir rampamız var. Alt kata yani bodrum kata arabanızla giriş yapabiliyorsunuz ve bodrum kattan asansöre basıp en üste kadar çıkabiliyorsunuz. Şu anda yaya olarak geldiğinizde villamızın tam şu anda arka cephesindeyiz. Dış cephesine baktığım zaman da zemin katta püskürtme granit sıva tercih edilmiş. Üst katlara baktığım zaman da ahşap görünümlü renkler tercih edilmiş ve binamızın dış cephesinde beyaz renklere de önem verildiğini de görebiliyorum. Hemen karşı tarafımda bu bölümümüzde bir bahçe ve bir peyzaj alanımız var. Hemen akabinde ise tam karşı tarafta limon servilerinin arka tarafında villaya özel burada yedek su tankı da bulunuyor. Yani su kesintileri olduğunda siz bu kesintilerden kesinlikle etkilenmeyeceksiniz. Şimdi villamızın giriş kapısından başlayalım ve hem içerisinde hem de ön bahçesini birlikte tanıyalım. 108 metrekare zemin kat oturumlu villamızın tam şu anda giriş kapısındayız. Giriş kapısına baktığımız zaman hem standartların üstünde kullanılmış yani yüksek bir çelik kapı, ayrıca sur marka olarak tercih edilmiş ve hemen sol tarafında burada akıllı ev sistemimiz var. Akıllı ev sistemimizle birlikte hayatınızı da kolaylaştıracaksınız. Ve bu bölümümüzde bir portmantomuz var. Ayrıca bu villamız toplamda 108 metrekare zemin kat oturumuna sahip. Bodrum kat 108 metrekare, en üst kat 155 metrekare, toplamda 373 metrekare kullanım alanımız bulunuyor. Sağ tarafında portmantomuzla birlikte burada raflarımız da bulunuyor. Buradan içeriye doğru geldiğimde hemen benim karşı tarafımda bir yemek masamız var. Yemek masasının akabinde arka tarafında çok güzel bir havuz manzaramızla birlikte bahçe manzaramızı da yemyeşil olarak buradan görebiliyorum. Ve yemek masasının hemen üst tarafına baktığım zaman burada yüksek bir galeri boşluğumuz var. Oldukça ferah görünüyor. Ve aynı zamanda bu cephemize baktığımız zaman da teras alanını ve bahçe alanını da görebiliyorum. Hemen karşı tarafında mutfağımız var. Size birazdan mutfağı da göstereceğim. Mutfağı göstermeden önce salona gelmek istiyorum. Salona geldiğimiz zaman yemek masasının olduğu bölüm ve salon birlikte bir bütün ve salonun içerisine girdiğim zaman da hemen karşı tarafında çok şık bir televizyon ünitemiz var. Hemen arka tarafında ahşap kaplamalar yapılmış. Alt tarafında led ışıklandırmalarımız da bulunuyor. Hemen sol tarafıma geldiğim zaman bu bölümümüzde bir odun şöminemiz var. Odun şöminemiz de normal standartların üzerinde tercih edilmiş ve burada 90'lık bir şömine kullanılmış. Üst tarafında da menfezi de bu bölümde yer alıyor. Menfezin olduğu bölümde ahşap tercih edilmiş. Hemen alt kısmında mermer. Tam ikisinin birleşme noktasında ise bu bölümde led ışıklandırmamızla birlikte çok güzel bir görselliği olduğunu düşünüyorum. Hemen sol tarafında bir separatörümüz var ve karşımda bu bölümümüzde asansörümüz var. Çok güzel bir asansör. Ben böyle bir asansör ilk defa gördüm. Hemen sağ tarafında bu bölümümüzde zemin katta bir tuvaletimiz var. Tuvaletin içerisine geldiğim zaman bu bölümümüzde bir evyemiz var. Bir Hilton lavabomuz var. Hemen burada bir anahtarımız var. Lambanın etrafında led ışıklandırmamız bulunuyor. Ve aynı zamanda bu bölümümüze baktığım zaman Geberit marka gömme rezervuar kullanılmış. Üst kısmında ise bu bölümde dolap alanlarımız var, raf alanlarımız var. Hayatınızı bunlar kolaylaştıracaktır. En azından böyle fazlalık şeyleri nereye koyacağız diye hep düşünüyoruz. Bu bölümler hayat kurtaracağını da düşünüyorum. Zemin kattaki bir tuvalet banyo için oldukça ideal olduğunu düşünüyorum. Ve burada Hansgrohe tercih edilmiş. Biliyorsunuz Hansgrohe daha pahalı ürünlerdir, daha kaliteli ürünlerdir. Burada gömme ankastre Hansgrohe tercih edilmiş. Yağmurlama sistemi de tavandan olarak düşünülmüş. Ve bu sol tarafında niş alanımız da bulunuyor. Burada kapının arka kısmında ise yerden ısıtma sistemimiz olduğu için kontrol merkezi de bu bölümde kapının arkasına gizlenmiş durumda. Zemin katta bir yatak odamız var. Tabii ki burayı isterseniz oturma odası olarak da tercih edebilirsiniz. Ya da aile büyükleriniz varsa aile büyükleriniz için burayı da böyle yatak odasına çevirebilirsiniz. Şu anda tabii ki burası örnek villa olduğu için oturma grubu koyuldu. Ve buradan da bahçe ve peyzaj alanını görebiliyoruz. Ve aynı zamanda havuzu da buradan çok net bir şekilde görebiliyorum. Ve ön tarafımızda da burada oturabilmeniz için bu bölümümüzde bir terasımız da bulunuyor. Hemen şimdi zaten dışarıya çıkacağız. Dışarıya çıkmadan önce hemen size mutfağı tanıtmak istiyorum. Bu ev gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çok özel bir villadayız bugün. Eğer siz de bu evi beğendiyseniz en düşük bir
en yüksek 10 şeklinde bu evi puanlamanızı rica ediyorum. Bir bakın bakalım. Yani videoyu sonuna kadar izleyin. Ev gerçekten de çok güzel. Bodrum katta çok güzel alanlarımız var. Onları da birlikte birazdan göreceğiz. Hemen karşı tarafımda bu bölümümüzde mutfak var. Normalde biliyorsunuz salon mutfak birlikte oluyor. Yemek yaptığınız zaman salonun içerisinde böyle koku sinebiliyor. Ama burada ayrı bir bölümde olması da açıkçası beni çok mutlu etti. Ve oldukça büyük bir mutfak alanımız var. Komple L şeklinde geliyor. Ve hemen üst dolaplarımızın alt kısmında LED ışıklandırmalarımız var. Burada tezgah arasında ahşap tercih edilmiş. Tezgah renklerimiz de gri antrasit renklerine düşünülmüş. Evyemiz ve bataryamız Franke olarak düşünülmüş. Ve hemen karşı tarafımda bu bölümümüzde fırınımız ve mikrodalgamız da burada yer almış. Burada Franke'nin 5'li gazlı ocağımız var. Bu da 90'lık olarak tercih edilmiş. Tabii ki burada buzdolabımızda ankastre, hemen onu da sizlere göstereyim. Burada çift kapaklı buzdolabımız var ve hemen alt kısmına bakalım. Burada da dondurucu kısmı var. Yani oldukça büyük büyük depolama alanları var. Böyle bir villaya da böyle bir buzdolabı yakışırdı zaten. Şimdi hemen ön tarafımızda bir teras alanımız var. Tabii oraya çıkmadan önce hemen şu detayı da vermek istiyorum size. Burada tavanda Mitsubishi Heavy olarak tavan tipi klimamız bulunuyor. Multisistem, tek bir motor ile bütün evi hem ısıtabiliyorsunuz hem de aynı zamanda soğutabilme imkanınız da bulunuyor. Bu arada kapı pencerelerimizin hepsi alüminyum olarak tercih edilmiş ve sinekliklerine kadar takılmış. Burası örnek villa. Örnek villayı almak isterseniz de burayı eşyalı olarak satın alabiliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim, bavulunuzu alıp buraya gelip hemen yerleşebilirsiniz. Yani evde yok yok, her şeyiniz hazır. Hatta burada böyle görüyorsunuz tabaklara kadar düşünülmüş. Villamızın teras alanına geldiğimiz zaman da hem mutfaktan hem de aynı zamanda yemek salonundan buraya çıkabiliyorsunuz. Ve bu bölümde sol tarafımda burada bir barbekümüz var. Bir grill alanımız var. Ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Güzel böyle mangal partileri yapabilirsiniz. Bu bölümün üst tarafı güneş kırıcılarla kapatılmış. O yüzden burada çok rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Hemen sağ tarafında bir salıncak var ve hemen ön tarafıma doğru geldiğim zaman bu bölümümüzde ise bir yemek masamız var, bir oturma alanımız var. Ailenizle, sevdiklerinizle burada çok güzel keyifler yapacağınızı düşünüyorum. Ve hemen akabimizde ön tarafımızda havuzun içerisinde güneşlenme alanı var. Güneşlenme terasımız var. Şezlongunuzu bu bölüme atabilirsiniz. Ve akabinde karşı tarafımda ise havuzumuz var. 32 metrekare büyüklüğünde özel havuzumuz bizleri karşılıyor. Ayrıca tam karşı tarafta bir jacuzzi alanımız var. Ve jacuzzi'nin hemen baş kısmında ise yine bir havuzun içerisinde güneşlenme terasımız da bulunuyor. Dış cepheye baktığımız zaman yine burada püskürtme granit sıva tercih edilmiş ve hemen köşelere baktığım zaman da kamera sistemi de bu villamızda mevcut. Alarm sistemimiz de aynı zamanda hali hazır durumda var. Şimdi villamızın ön peyzajına gelelim, ön bahçesine gelelim. Burada hemen sağ ve sol tarafıma baktığım zaman tabii bu tür villalarda müstakillik çok önemlidir. Yani siz ailenizle burada bahçenizde vakit geçirirken dışarıdan başka insanların sizi görmemesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak da burada zaten cephelere baktığım zaman da buradan hiçbir şekilde hem sağımda hem solumda diğer villaların camını, penceresini, kapısını görmüyorsunuz. Çünkü bütün villaların kör cephesi buraya bakıyor. Bundan ötürü de hiç kimse sizin bahçenizi görmüyor. Ayrıca bir önlem daha alınmış burada. Hemen sol ve sağ tarafıma, yani bahçenin bütün etrafında limon serbileri dikilmiş. Onlar da yaklaşık 2 metre boyunda şu anda ve onlar 6 metreye kadar yükseliyor. 6 metreye kadar yükseldiği zaman da komple böyle yemyeşil bir duvar gibi görüyorsunuz. O yüzden etraftan kesinlikle hiç kimse sizi görmüyor. Şimdi villamızın dış cephesine bakacak olursak ön cephesi oldukça güzel görünüyor. Ve dış cephesinde LED ışıklandırmalarımız var. Buranın akşam görüntüsünde çok güzel olacağını düşünüyorum. Hatta bugün özellikle böyle akşam görüntüsünü gelip bu villanı çekmek istiyorum. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dış cephede yine ahşap renkleri, beyaz renkler ve aynı zamanda antrasit renklerine önem verildiğini de görebiliyorum. Bu villamızda çok fazla detay var. Yani villayı anlat anlat bitmiyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Burada gerçekten işçilik çok güzel, kalite çok güzel, kullanılan malzemeler güzel. Şunları hep duyuyoruz. Genelde yurt dışından gelen misafirlerimiz için ya da Türkiye'deki yaşayan misafirlerimiz için. Genelde böyle ev almışlar, ev aldıktan sonra sorunlar yaşamışlar, müteahhit firmalarla sorun yaşamışlar ya da emlakçılarla sorun yaşamışlar. Yani buradan da hem emlakçılara hem müteahhitlere seslenmek istiyorum. Lütfen bir yer satıyorsanız sattığınız malın arkasında durun. Yani satasıya kadar değil, sattıktan sonra da o hizmeti vermeye devam edin. Çünkü mutlaka
aşağı müstakil villaların hepsinde problemler çıkabiliyor. Ben yıllardan beri bu işin içerisindeyim ve şu ana kadar çıkmayan bir villa görmedim. Çünkü hepsinde yani priz çalışmayabilir, su akmayabilir, herhangi bir problem olabilir. Bunların olması önemli değil. Önemli olan bunu yapan firmanın, yani bu evi üreten firmanın bunun arkasında durup bunları tekrardan gidermesi. Yani bir sorun varsa bunları gidermesi. Bu çok önemli. O yüzden ev alırken de mutlaka ki iyi araştırın. Ev alacak olduğunuz emlakçınız çok önemli ve ev alacak olduğunuz müteahhit çok önemli ve aynı zamanda bölge tercihi de çok önemli. Bunlarla ilgili de böyle kısa kısa videolarda sizlere çekmeye çalışacağım. Detaylı bilgi için de beni arayabilirsiniz. Video çok fazla uzamasın. Şimdi evimizin içerisine girelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Villamızın şu an en üst katına geldik. Şu anda burası 155 metrekare kat oturumu bulunuyor. Alt katta 108 metrekare kullanım alanımız vardı. Burada yine yerlerde 60'a 120 seramikler tercih edilmiş açık renklerde. Buradan galeri boşluğuna bakabiliyoruz. Yani yemek masasının olduğu yeri ve aynı zamanda havuzu da görebiliyorsunuz. Üst katımızda burada bir çamaşır odamız var. Çamaşır odasının içerisine girdiğim zaman hem yıkama hem kurutma makinesi bu bölümde yer almış. Ve bu bölümümüzde bir evimizle birlikte burada da dolaplarımız da bulunuyor. Açıkçası bu alan çok güzel değerlendirilmiş. Ve hemen karşı tarafıma doğru geldiğim zaman burada bir yatak odamız daha var. Ve burada yatak başlıklarına kadar gerçekten her şey dolu dolu yapılmış. Bütün giyinme dolapları yapılmış ve bunlar cam kapaklı. Cam kapaklı dolaplar oldukça yüksek maliyetlerde. Yani burada gerçekten maliyetten, içerikten hiçbir şekilde kaçınılmamış. Hemen sol tarafında yatak başlığımız var. Hemen sağ tarafında bir giyinme dolabımız var. Akabinde karşı tarafıma geldiğim zaman yine alt kattaki gibi bir tuvalet ve bir duş alanımız bulunuyor. Markaları tekrardan saymak istemiyorum. Yine alt kattaki gibi benzer. Burada aynı kalitede, aynı ürünlerle burada bir duş yerimiz de bulunuyor. Bütün odalarımızın içerisinde tuvalet ve duş alanımız bulunuyor. Şimdi buranın balkonuna çıkalım. Burada bir balkon alanımız var. Buradan baktığım zaman hemen ön tarafımdaki peyzaj alanını görebiliyorum ve güneş kırıcılarının olduğu bölümü görebiliyorum. Yani balkonda oldukça geniş. Buraya masanızı, sandalyenizi atıp burada hava alabilirsiniz. Sinekliklerine kadar hepsi takılmış. Şimdi diğer yatak odamıza gidelim. Diğer bir yatak odası hemen koridorun sol tarafında yer alıyor. Yine bütün yatak odalarımız ön cepheye bakıyor. İçerisine doğru girdiğimde yatak başlığı hemen benim sağ tarafımda yer almış. Yatak başlığının hemen arka kısmında bu bölümümüzde bir giyinme odamız var. Ve hemen benim şurada sol tarafımda bir makyaj aynamız düşünülmüş. Giyinme odasının akabinde burada yine bir duş, bir tuvaletimiz de bulunuyor. Yine diğer banyolarımız gibi yine aynı kalitede burada kullanılmış. Şimdi burada bir de balkon alanımız var. Hemen sağ tarafımda size onu da göstermek istiyorum. Buradaki balkonumuz biraz daha küçük. Ancak buradan isterseniz galeri boşluğuna çıkabiliyorsunuz. Hemen size onu izah etmek istiyorum. Burada küçük bir balkonumuz var. Hemen ön tarafımda yine sürgülü bir kapımız var. İçeriye doğru girdiğinizde bu galeri boşluğuna çıkıyorsunuz. Yani burada sürgülü kapı kullanılmasındaki sebep ise camı hem içeriden hem de dışarıdan silebiliyorsunuz. Böyle güzel bir avantajımız var. Şimdi ana yatak odasına gidiyoruz. Burası ana yatak odası. Ana yatak odası tabii diğerlerine göre oldukça büyük. Ve yine arka kısmında burada yine bir giyinme dolabımız var. Bu kısımda sağlı sollu düşünülmüş. Buradan devam ettiğim zaman hemen benim karşı tarafımda burada çift lavabo kullanılmış. Yani çift burada musluk tercih edilmiş. Ve bataryalarımızda bir fark var. Hemen onu size göstermek istiyorum. Bataryalar şu şekilde üstten bastığınız zaman su akıyor. İstediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Ve hem sağa hem de sola çevirdiğiniz zaman bir taraf sıcak bir taraf soğuk olacak şekilde düşünülmüş. Bu kısımda bir duş yerimiz var. Nişalanları bütün banyolarda olması oldukça hayatınızı kolaylaştıracaktır. Şimdi
Ön tarafımızda balkonumuz var. Orayı gördükten sonra da bodrum kata inelim. Bodrum katta çok güzel detaylar var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada ön kısmımızda yine bir balkonumuz var. Diğer yatak odamız gibi. Burada da ön tarafında bir balkonumuz var. Buradaki tabii manzaramız daha açık. Burada güneş kırıcıları olmadığı için hem havuz manzarasını hem bahçe manzarasını buradan net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi villamızın bodrum katına iniyoruz. Villamızın şu anda bodrum katına geldik. Yine asansörle geldik. Hemen benim ön kısmımda burada villamızın araç otoparkı var. Villamızın yan cephesinden sizlere bahsetmiştim. Yan cephemizde bir rampamız var. Rampadan aşağı doğru indiğinizde arabanızı bu kapalı alana bırakabiliyorsunuz. Ve ayrıca isterseniz burayı spor salonu olarak da değerlendirebilirsiniz. Veyahut da isterseniz burada bir bölümümüz daha var. Burası da oldukça büyük. Burada sinema odamız var. Tabii ki burada koltuk takımlarımız var şu anda. Ama siz isterseniz burayı spor salonuna yani jime çevirebilirsiniz. Ve karşı tarafında penceremiz olduğu için de burayı da rahat bir şekilde havalandırabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bodrum kat olmasına rağmen hiçbir şekilde bir nem, rutubet kesinlikle yok. Yani izolasyonları da gerçekten çok güzel yapılmış. Burada tesisatlarımız var. İsterseniz buraya projektörünüzü koyup buradan televizyon izleyebilirsiniz, sinema izleyebilirsiniz. Yine burada klima tesisatlarımızda altyapıları ve üst yapıları olmak üzere bütün hepsi montajlanmış. Yani sadece kumandaya basıyorsunuz, burada klimalarımızı kullanabiliyorsunuz. Hemen karşı tarafında asansörümüzün yanında merdivenimiz var. Ve ayrıca bu katta da yani bodrum katımızda da yerden ısıtma sistemi var. Onun da kontrol merkezi burada bu kapağın arkasında bulunuyor. Hemen benim karşı kısmımda buraya geldiğim zaman burada çok güzel bir alanımız var. Burada hamam var. Ve hamamda hemen size şöyle söyleyeyim, havalandırması var. Yani normalde bodrum katlarda biraz havalandırmalar sıkıntı olabiliyor. Burada havalandırma penceremiz de bu bölümde yer almış. Hemen sağ tarafıma doğru geldiğimde bu bölümümüzde yine bir tuvalet ve bir duş alanımız var. Akabinde arka kısmında ise burada bir sauna düşünülmüş. Sauna alanımız da burada bulunuyor. Bu muhteşem villaya sahip olmak için beni telefon numaramdan arayabilirsiniz. Biraz önce söylemiş olduğum gibi bir en düşük 10 en yüksek olacak şekilde bu evi de puanlamanızı rica ediyorum. Bizi TikTok, Instagram kanallarımızdan da takip edebilirsiniz. Oraları da aktif olarak kullanıyoruz. Yine çok güzel videonun sonuna geldik. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.